Merhaba dostlar, soru cevap videomuza hoş geldiniz. Sorumuz, sukulent ve kaktüslerin saksısını ne zaman değişim yapabilirim? Öncelikle ben her mevsim değişim yapıyorum, her şekilde. Sadece aşırı sıcak ve aşırı soğuklarda değişim yapmamaya özen gösteriyorum. Çünkü bitkilerimiz de dinleniyor, hem biz de bu süreçte dinlenmiş oluyoruz. Ama en uygun mevsim İlkbahar ve sonbahar. Saksı değişiminde çiçeklerimizi dikkatlice eski saksısından çıkarıyoruz. Şu şekilde. Sonbahar ve ilkbahar gerçekten en uygun mevsim. Toprağımızı çıkarıyoruz. Bakın doldurmuş komple. Bu şekilde ayırarak köklü kısımlardan, bu sukulent ve kaktüsler için geçerli, istediğimiz saksıya, bir boy büyük saksıya istediğimiz toprağımıza dikiyoruz. İkinci soru, kaktüs ve sukulentlerde kök budaması yapmalı mıyız? Doğru mu, yanlış mı? Bu tamamen benim kendi fikrim. Sukulent ve kaktüslerde ben kök budaması yapıyorum ve bu kök budamasının onları büyümeye teşvik ettiğini ve daha hızlı büyüdüklerini biliyorum. Bu şekilde gözlemledim hep. Bu yüzden de kök budaması yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunda şu an ölü kökler yok ama mesela bakın ölü kökler var. Bunları budarsak eğer daha güzel geliştiklerini göreceğiz. Diğer sorumuz, kaktüslerimizde yeni aldık, hani bugün aldık kaktüsümüzü veya sukulentimizi. Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Öncelikle ilk bilmeniz gereken şey, bu saksısından çıkaracaksınız. Bu seradan gelen bir toprak, ne olduğunu da bilmiyoruz. Bu yüzden hemen çıkarıyoruz. Ölü kökleri temizliyoruz, atıyoruz. O toprağı da atıyoruz ve bu şekilde dikiyoruz istediğimiz toprağımıza. Mesela şu boy bir saksıya, bir boy büyük saksımıza dikiyoruz. Ve sabah güneşi alan, bol esintili, bol rüzgarlı, soğuk bir alana yerleştiriyoruz. Tek bilmeniz gereken şey bu. Aynı zamanda diğer soru, ben sukulent ve kaktüslerimi aldım, saksılarını da değiştirdim ama nasıl bakacağımı bilmiyorum. Biraz önce dediğim gibi sukulent ve kaktüsleriniz dış mekan bitkisi, bu yüzden bol esinti, bol toprak içerisinde, çok kaliteli bir toprak içerisinde daha doğrusu. Bu şekilde bakacaksınız. Rüzgarlı, güneşli bir alanda. Asla kapalı alanda olmaz dostlar. Bu yüzden yeni alan dostlar için temel kural çok basit. Dış mekan, bol güneş, bol esinti. Yani temel kural bu. Başka hiçbir şey yapmasanız bile zaten o büyür, emin olun. Bunları güzelce dikeceğim, yerleştireceğim ve güneşin, rüzgarın altına koyacağım.